Herkese yeniden merhaba. Bugün beraber hazırlanalım istedim. Uzun zamandır böyle sohbetli bir video yapmıyorduk. Hem cilt bakımı hem makyaj, yeni keşfettiğim ürünler ve muadil diyebileceğim ürünlerden de bahsedeceğim makyaj kısmında özellikle. Şuradaki dağınıklığı görmeyin. Gerçekten böyle sabahtan beri renkleri falan elimin üstünde test ediyorum. Hem Dubai'den yeni aldığım ürünleri de deneriz beraber. Bazılarını denemedim henüz. Öyle, o zaman cilt bakımına başlayalım önce. Yüzümü yıkayacağım, o yüzden banyoya götürüyorum sizi. Buranın ışığı gerçekten çok kötü arkadaşlar, kusura bakmayın. Normalde burada çekim yapacağım zaman buraya da ayrıca bir ışık daha koyuyorum. Dün gece retinal rutini yaptım. Bütün ürünleri, cildim emmiş gözüküyor. Sadece alnım birazcık yağlanmış sadece. Normalde hani sadece suyla da yıkayabilirsiniz ama böyle birazcık kalıntı kaldığı zaman cildimde sabahları cildimi bir yıkamak istiyorum bir ürünle. Ama nazik bir ürün olmasına dikkat ediyorum tabii ki. Maru Diamond bu Gentle Face Cleansing Gel ürününü kullanacağım. Bu hassas ciltler için olanı. Ve çok nazik temizliyor gerçekten. Yani atopik ciltlere uygun formüle edilmiş zaten. Ve pH'ini de ölçtüm, bu arada 5.5 çıktı. Dolayısıyla hassas ciltlere çok uygun olacağını düşünüyorum. Ve 400 ml arkadaşlar. Şu anki fiyatına baktım, hani indirim göstermiyor ya artık. Hani sitelerde böyle bir yeni yasa gelmiş, indirimleri göremiyoruz. Şu anki fiyatına baktım, 79 TL gözüküyordu. 400 ml için çok iyi fiyat bence. İçerisinde parfüm ve esansiyel yağ da yok ve cildi sakinleştirici içerikler de var. Mesela papatya çiçeği özü, pantenol, aloe vera gibi çok güzel içerikler var. Ben çok beğendim bu ürünü gerçekten. Şöyle aldığım miktar elime bir pompa kadar alıyorum. Çok fazla köpürmediğini göreceksiniz. Şöyle elimde bu kadar köpürüyor. Buna kötü kokuyor diyenler olabilir. Çünkü içerisinde parfüm yok, esansiyel yağ yok dediğim gibi. Bu içerisindeki sürfaktanın kokusu arkadaşlar. Şahsen bunu tercih ederim ben. Hani parfüm veya esansiyel yağ olmasındansa bunu tercih ederim. Tam bir fiyat performans ürünü bence. Cildi böyle germiyor yıkadıktan sonra. Yüzümü yıkayıp geliyorum şimdi. Cildi hiç gelmeden gayet güzel temizliyor. Ben çok memnun kaldım. Ürünün içerik listesini de ekrana koyacağım bu arada. Kendiniz de bakabilirsiniz yani ne kadar güzel bir içeriği olduğuna. Bütün ürünlerin içerik listelerini koyacağım bu arada. Şimdi cildimi güzelce nemlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz ben tonik, serum, işte krem falan bunların hepsini kullanan bir insanım. Sıcak kalmış aslında. Cildiniz normalse, yağlıysa daha az adım uygulamanız daha iyi olacaktır. Bu aralar şu misti kullanıyorum özellikle sabahları. Ve gün içinde de bazen yüzüme sıktığım oluyor. The Lab markasının Prebiotic Serah Cream Mist ürünü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Süt gibi bir kıvamı var ama çok ince, ince yapılı bir ürün bu. İçerik listesinde de 3. sırada çayır köpüğü yağı var. Bu aslında Laneige markasının Cream Skin diye bir çok ünlü ürünü var biliyorsunuz. Onunla çok benzer bir içerik listesi var. Fakat bunun içerik listesini ben daha çok beğendim ondan. Bilginiz olsun. Çünkü bunun içerisinde ayrıca seramitler ve fermente içerikler de bulunuyor. İçerisinde 5 farklı seramit var. Özellikle böyle sıvı formda olması kullanım kolaylığı da sağlıyor. Cilt bariyerini onarıcı etkisi var yani bu sebepten dolayı. Hem fermente içeriklerinin olması hem de seramitlerin olması benim çok hoşuma gitti şahsen. Bunun içerisinde parfüm ve esansiyel yağ da yok bu arada. Bu arada bugün bahsedeceğim hiçbir üründe parfüm ve esansiyel yağ yok. Hassas ciltlere uygun olabilecek ürünler. Bir tanesi belki uymayabilir, ondan bahsedeceğim. Bunu sıkayım şimdi. Çok hızlı bir şekilde emiliyor. Zaten incecik bir mist. Böyle yüzünüze tıkıran cinsten değil. İncecik bir bulut gibi. Cildime geçmeyi seviyorum. Bu hani nemlendirmenin ilk aşaması gibi düşünün. Özellikle kuru ciltliyseniz tek başına yeterli olmayabilir. Onu söyleyeyim hani nem verme konusunda. Şimdi göz kremimi de uygulayayım. Giovanni markasının Anti-Age krem ürününü kullanacağım. Ben bundan bir şişe bitirdim, bu ikinci kutum arkadaşlar. Bundan daha önce bahsettim kanalda. Çok da beğendiğim bir ürün, çok sevdiğim bir ürün. Yapısını çok beğeniyorum, içeriğini çok beğeniyorum. Elimde de yedeği vardı, tekrar bunu açtım. Bundan önce de Effect H'yi kullanıyordum. Bunu bitirdim arkadaşlar. Eğer göz kremleri dosyası istiyorsanız, kanaldaki bayağı eskide, aradan 2 sene, 3 sene geçmiş olması lazım. Eğer bir göz kremleri dosyası istiyorsanız lütfen bana söyleyin. Yenisini çekebilirim. Özellikle yeni denediğim ürünleri çekebilirim. Şöyle hafif jel krem gibi bir yapısı var bunun. Ben çok beğeniyorum. Özellikle göz kreminde çok ağır kremleri beğenmiyorum. Özellikle sabahları makyaj altına. Bu gerçekten çok iyi oluyor makyaj altına. Bunun özelliği içerisinde niacinamid var, pantenol var, allantoin, hyaluronik asit. Bir de 3 çeşit peptid bulunuyor. Göz çevresindeki eşitsizliği de aslında gidermeye yardımcı olacak içerikler var içerisinde. Dolayısıyla hem anti-aging hem de
Hani renk eşitliğini düzenleme görevi görüyor diyebiliriz. Herhangi bir kokusu yok. Zaten içerisinde ne parfüm var ne de esansiyel yağ var dediğim gibi. Ve bence 20 yaş sonrasında çok uygun olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani yaş itibariyle de. Hani özellikle göz çevresinde özel bir ürün arıyorsanız peptidli. Bu ürüne bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok da sık indirime giren bir ürün. O yüzden tekrar bahsetmek istedim. Nemlendirmesi de çok başarılı. En beğendiğim göz kremlerinden bir tanesi. Şimdi çok nemli bitişli bir güneş kremi kullanacağım arkadaşlar. O yüzden de altına hani ekstradan bir serum uygulamayacağım şimdi. Ama uyguluyor olsaydım, hani ne bileyim mat bitişli bir güneş kremi kullanıyor olsaydım şu tarz böyle bir nemlendirici serum kullanıyor olurdum altına. Bu Skin & Lab markasının Barrier Derm Milky Serum isimli ürünü. Bunun da içerisinde hem squalane var hem de 5 eşit seramit var. Ayrıca diğer böyle bariyer onarıcı doğal nemlendirici faktörler de var. Çok beğendiğim bir ürün bu. Bunu akşamları daha sık kullanıyorum. Yani özellikle retinal rutininde bunu kullanıyorum. Seramit de içerdiği için bol miktarda. Çok çok beğendiğim bir serum ama bugün sadece çok hafif bir nemlendirici uygulayacağım güneş kreminin altına. Mary Diamond Anti Blemish Skin Brightening Cream ürünü kullanacağım. Bir pompa sadece. Bunun içerisinde %5 niacinamid var arkadaşlar. Dolayısıyla altını sürdüğünüz ürünlere çok dikkat etmelisiniz. Yani atıyorum bunu bir niacinamid serumuyla beraber kullanmayın bence. Söylüyorum çünkü içerisinde hem %5 niacinamid var hem de alfa arbutin, meyan kökü ekstraktı gibi başka bir sürü içerik daha var. Dolayısıyla aslında tek başına yeterli bir ürün bu. Altına ekstradan hani belki ne uygulayabilirsiniz? Hyaluronik asit serumu olabilir. Niacinamid içermeyen. Veya işte ginseng serumu olabilir mesela. Antioksidan özelliği arttırmak için. Bu ürün gerçekten cilt tonunu çok güzel eşitliyor. Size tavsiye eden bir ürünü dediğim gibi niacinamid içeren bir diğer ürünle kullanmayın. İritasyon olmaması için en azından. Çünkü içerisinde aslında herhangi bir parfüm, esansiyel yağ yok. Çok hafif bir yapısı var. Çok incecik bir yapısı var. Bakın hemen emildi bile. Yani yağlı ciltler bile kullanabilir diye düşünüyorum ben bu hafif yapısından dolayı. İçerisinde böyle doğal nemlendirici faktörler de var bu arada. Bariyer destekleyici. Ve peptidler de bulunuyor. Yani benim gerçekten içerik listesine diyecek lafım yok. Çok çok beğendiğim bir ürün. Ve 200 ml arkadaşlar. Tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Zaten bir sürü kez bahsettim kanalda da. Neyse ki sevenler çoğunlukta. Dediğim gibi kombinasyonlara dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Hiç böyle yapış yapış bir hissi de yok. Eğer böyle hani ciltte çok tabaka bırakan ürünleri sevmiyorsanız İdeal olacaktır senin için. Şimdi gelelim güneş kremine. Bu arada yine söylüyorum güneş kremi dosyası istiyor musunuz? Fiyatlar inanılmaz arttı. Fakat uygun fiyatlı bir güneş kremi bulamıyorum ben piyasada artık. Nivea'ların fiyatı bile 350 lira olmuş bilmiyorum gördünüz mü? Mağazadan çekilmiş fotoğraflar gördüm yani. Denediğim ürünlerin çoğu uygun fiyatlı değil yani. Çoğu böyle 150 lira üstü ürünler. Ama en azından hangileri fiyatına değer, hangileri hangi cilt tiplerine uygun. Yani paranızı harcayacaksınız da doğru şekilde harcamanızı isterim ben de. O yüzden bir güneş kremi dosyası gelsin mi? Uygun fiyatlı olmasalar da gelsin mi? Size soruyorum. Aşağıya yorumlarak yazabilirsiniz. Bugün bir ürünü kullanalım. Lab markasının Oligo Hyaluronic Acid Sun Essence ürünü. Arkadaşlar yani içerik listesine gerçekten hayran kaldım. Ekranlara koyacağım. Yani gördüğüm en güzel güneş kremi içerik listelerinden biri herhalde bu. Tamamen yeni nesil filtrelerden oluşuyor. Eski nesil hiçbir filtre kullanmamışlar. Hepsi yeni nesil ve çok stabil filtreler. Bakın. Diyetil amilyolle başlayan filtre. Bu inanılmaz stabil bir filtre. Stabilden kastım şu aslında. Yani güneşe çektiğiniz zaman hızlıca bozulan filtrelerden değil. Eski nesiller daha çabuk bozuluyor. Bunlar o kadar çabuk bozulmuyor. Daha uzun ömürlü filtreler. Ve UVA'dan çok iyi koruyan bir filtre bu. Etil eksil triazon. Bu da mesela piyasadaki en iyi UVB filtrelerinden bir tanesi ve gerçekten en stabil filtrelerden bir tanesi. Metilen ile başlayan filtre mesela. Bu hem fiziksel hem de kimyasal filtre gibi çalışıyor ciltte. Yani hem bir kısmını geri yansıtıyor bir kısmını da emiyor. Bu hani broad spectrum dediğimiz hem UVA hem de UVB ışınlarından koruyan çok stabil bir filtre. Bu da bozulmayanlardan. Ve son filtre de diyetil eksil butamidotriazon. Bu zaten bilinen en stabil filtre. Yani şöyle söyleyeyim yani saatler geçti sadece %10 kaybediyor korumasını. Öyle diyeyim. O kadar stabil bir filtre. Bu UVA2 ve UVB'den koruyor. Bilinen en stabil filtre bu zaten. Ve genelde suya dayanıklı ürünlerde bu filtreyi görürsünüz. 10 numara bir ürün. Gerçekten bayıldım buna. Ayrıca beyazlık bırakmıyor. Gayet güzel nemli bir bitişi var. Bir sürü kişinin sevebileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Topaklanmıyor. Bakın ne kadar hızlı bir şekilde. Yani
İçerisinde parfüm ve esansiyel yağ yok. Hassasiyetlere çok uygun. Düşük moleküler boyutta hyaluronik asit de içeriyor. O yüzden hani aslında nemlendiriyor da bir yandan. Kurutmuyor cilde. Yani ne desem bilmiyorum. Bu sene denediğim en iyi güneş kremlerinden biri oldu gerçekten. Hani bittikçe tekrar alırım, öyle diyeyim. Bu arada o güneş kremi videosunu isterseniz birkaç tane ürünü çok beğendiğim için yedekledim. Yedeklediğim ürünlerden de bahsederim o videoda. Eğer böyle konforlu bir ürün arıyorsanız şu anda piyasada en beğendiğim güneş kremlerinden biri oldu. Onu söyleyebilirim. Bir 15 dakika oturmasını bekleyeyim. Size son halini de göstereyim. Hani yağlı bir katman bırakıyor mu? O nemli bitişine kadar kalıyor. Onu da görmüş olursunuz. Evet, geri geldim. Üstümü değiştirdim arkadaşlar. Yeni bir maşa denedim. Şu üçlü maşalardan ama yani çok beğenmedim ya. Bunun dalgası daha güzel oluyor. Bu daha büyük olduğu için sanırım daha çok beğendim. Bu sanırım daha kısa saçlara daha uygun olur. Uzun saçta pek bir beğenemedim yani. Neyse, konumuz saç değil. Bu saç aletlerini de çekiyorum bu arada tek tek. Onları da bir özet video şeklinde paylaşacağım sizinle. Şimdi güneş kremine geri değinirsek, yani 15-20 dakika falan oldu sanırım. Çok hafif bir tabaka bırakıyor arkadaşlar bu. Ama kesinlikle rahatsız edici değil. Tam aksine bence makyajın daha iyi oturmasını da sağlıyor cilde. O yüzden makyaj altında çok iyi oluyor. Ama zannediyorum çok yağlı ciltler sevmeyebilir. Daha mat bitiş istiyorsanız. Ama gördüğünüz gibi böyle çok parlak bırakmıyor cilde. Emiliyor. Sadece çok hafif bir nem tabakası bırakıyor diyelim. O hani beyazlık bırakmaması, topaklanmaması sebebiyle ben çok beğendim güneş kremini. Söylemek istiyorum. Kuru ve karma ciltlere daha uygun olur. Çok yağlı cilde uygun olmayabilir ama onu da altını çizmiş olayım. Bu arada dudaklarıma da şunu sürdüm. Honey and Milk Lip Oil ürününü. Çok sevdiğim bir ürün bu. Makyajın sonuna kadar hani kalsın, biraz dudaklarım nemlensin diye bunu sürdüm. Şimdi bugün arkadaşlar bir sürü ürün deneyeceğiz. Gerçekten çok fazla ürün var. Bir sürü ürün de aldım aslında Dubai'den. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Hani özellikle muadili olabileceği düşündüğüm ürünleri size göstermek istiyorum ama. Bir de Kiko'nun yeni koleksiyonu çıktı. Ondan da böyle paralar aldım. Onun da swatchlarını göstereyim size. Çünkü eminim merak edenleriniz olacaktır. İnternette swatch bulmak biraz zor çünkü. Tamamen muadillerden oluşan bir video olmayacak ama tamamen pahalı ürünlerden oluşan bir makyaj olsun istemedim. Muadilleri de eklemek istedim. Umarım hoşunuza gider. Primer uygulamayacağım. Çünkü bu güneş kremi zaten primer gibi bir etki görüyor bence cilde. Bayağı iyi nemlendirdiği için. Şimdi cilt ürünleriyle başlayalım. Ben biliyorsunuz bir fondöten dosyası çekmiştim. Onu bırakayım buraya. Orada Nars'ın bu ürününden bahsetmiştim. Bence muadili diyebileceğim ürün bu. Kiko'nun Skin Tone Foundation ürünü. Yapıları çok benziyor arkadaşlar. Şöyle elimin üstünde göstereyim size. Şu Kiko. Bu da Nars. Yüzümün bu tarafına Kiko'yu süreyim. Diğer yarısına da Nars'ı süreyim arkadaşlar görmeniz için. Bu zaten böyle hani renkli nemlendirici gibi bir ürün. Neutral demişler ama birazcık sarı sanki. Hani sizde zaten ekrandan da anlaşılıyor bence sarı olduğu. Yani çok nötr olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat ciltle o kadar güzel bütünleşiyor ki. Çok sevdim ya ben bu ürünü. Diğer tarafa da Nars'ı sürelim. Bir tık daha pembe alt tonu kalıyor. İkisinin de kapatıcılığı az diyebilirim. Nars'ın kapatıcılığı bir tık daha az hatta. Nars'ın rengi bana daha iyi oluyor. Onu söylemem lazım. Birazcık daha sarı kalıyor. Daha nemli bitişli. Birazcık daha parlak bitişli. Görüyorsunuz. Bu daha cilt gibi duruyor. Bu daha parlak duruyor. Ya iki ürünü de çok seviyorum açıkçası. Bir tane seçecek olsam büyük ihtimalle Nars'ı seçerim bu aşamada. Ama Kiko'yu da gerçekten çok beğendiğimi söylemek istiyorum. İki ürün de bence çok başarılı. Eğer böyle cilt gibi duran ürün arayışındaysanız, renkli nemlendirici gibi bir ürün arayışındaysanız, özellikle bu mevsim için hani çok idealler bence. Renkler gördüğünüz gibi aslında benim tam rengim değil. Yani birazcık daha yaz rengim gibi bunlar. O yüzden yazın çok fazla kullanacağımı tahmin edebiliyorum şimdiden. Şimdi kapatıcıya gelirsek, bir tane kapatıcı aldım havaalanından. Dior Backstage Flash Perfector Concealer diye geçiyor. Yüksek kapatıcılığa sahip diye geçiyor. Fakat elimin üstünde denedim. Hani sanki çok yüksek kapatıcılık olacakmış gibi gelmedi bana. Daha çok böyle hani orta kapatıcı ve ince yapılı bir ürün gibi geldi. Bunu da ilk defa deneyeceğim bu arada. Ama elimin üstünde denedim. Yapısını ve rengini benzettiğim bir ürün olduğunu düşünüyorum ama ilk defa deneyeceğim için hani bunu çok muadil gibi algılamayın. Bunu iki tarafa da süreceğim, o yüzden bir hani test etmek istiyorum, denemek istiyorum çünkü. Şöyle fırça şeklinde çıkıyor. Özellikle daha soğuk alt tonlu bir şey tercih etmek istedim. Sebebini de hemen söyleyeyim.
Özellikle buradaki yeşil, mavi renkteki renk eşitsizliklerini kapatmak için çok iyi oluyor bana bu tarz renkler. Ben böyle hani çok açık renk concealer kullanmayı sevmiyorum. Kullanacaksam bile mutlaka altına bu tarz böyle pembe, şeftali, alt tonlu bir ürün kullanmaya çalışıyorum. Şöyle elimle bir dağıtmayı deneyeyim. Kapatıcılığı kesinlikle yüksek değil, orta diyebilirim. Bildiğim kadarıyla bir ürün daha ülkemize gelmedi ama gelir tahmin ediyorum diyor ülkemizde olan bir marka zaten. Bayağı nemli bitişliymiş bu arada. Bu tarafı da süngerle dağıtayım. Bakın. Süngerle daha iyi oldu. Parmakla değil, süngerle dağıtmak daha iyi oluyor bu ürünü. Onu söyleyebilirim. Bu tarafa birazcık daha geçeceğim o yüzden. Kapatıcılığı arttırılabiliyor mu diye görmek için. Üst üste sürdüğümde kötü durmadı. Bunu bir bütün gün test edeyim. Videonun altına düşüncelerimi yazarım. İlk defa denediğim için. Şu anda bir fikir belirtmek doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim. Nemli bitişli ve orta kapatıcılığa sahip bir ürün. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bir ürünü benzettim aslında. Notum BB Concealer'ı. Bendeki 01 rengi arkadaşlar. Şu not 01 rengi. Bu da Dior 1C rengi. Şöyle yapılarını görmeniz için. İkisinin de orta kapatıcılığı var ve ikisi de nemli bitişli ürünler. Bilmiyorum, elimin üstünde ben yapılarını çok benzettim. Ve Not markasının kapatıcısı da göç çevremde oldukça buna benzeyen bir yapısı var diyebilirim. Göç çevresini çok sağlıklı gösterdiği kesin. Fakat yüksek kapatıcılık bekliyorsanız bir üründen memnun kalmazsınız. Onu söylemek istiyorum. Hani böyle tat şey tape gibi bir kapatıcılık beklememek gerekiyor. Pudraya geçelim. Çok sevdiğim bir pudra kullanacağım. Arkadaşlar ben bununla aşk yaşıyorum gerçekten. Huda Beauty'nin Baby Bake Loose Baking Satin Powder ürünü. Bendeki Pound Cake rengi arkadaşlar. Bu o kadar güzel bir ürün ki ben bunu bitirince büyük boyun almayı düşünüyorum. Çok beğendim bu pudrayı da gerçekten. Daha önce Fenty Beauty'nin pudrasını kullanıyordum biliyorsunuz. O da harika bir ürün gerçekten. Parasını sonuna kadar hak eden bir ürün bence. Bu da öyle. Bu da muazzam bir pudraymış gerçekten. Şöyle enteresan bir paketlemesi var. Bendeki mini boy bu arada. Mini boy gayet yeterli oluyor. Elimde çok pudra olunca bitiremiyorum zaten. Şu şekilde. Çok hijyenik değil bence. Kullanmıyorum yüzüme. Şöyle içinden çıkan pudrayı bir şöyle bir kaba boşaltıyorum. Bu seramik kap bu arada. Yani bir özelliği yok. Şöyle biraz alıp İyice böyle fırçaya bunu yayıyorum. Pudrayı yapıştırmıyorum yani. Onu demeye çalışıyorum. Bu tarafa Huda Beauty'yi süreceğim. Yani o kadar beğendim ki bu pudrayı. Hiçbir kere kuruluk belli etmiyor. Gerçekten çok güzel sabitliyor. Bütün ürünlerimle çok iyi anlaştı. Bir sürü farklı ürün denedim. Hepsi de çok iyi anlaştı. Ya ben çok memnun kaldım gerçekten. Küçük boyuna kesinlikle bakılabilir. Yani bu çok uzun süre gidecek bir miktar çünkü. Şimdi bu tarafa Wet n Wild Photo Focus Translucent pudrası. Çok güzel bir pudra bu da. İndirimlerde oldukça uygun fiyatlara bulunabiliyor. İkisinin renklerini ben çok benzettim. Böyle hafif ten rengi fark ettiyseniz. Çok böyle beyaz değiller. O yüzden elimdeki bütün toz pudralar arasında en çok bunu benzettim ben. Hem yapı itibariyle hem de renk itibariyle. Bunun da içerisinden pufu çıkıyor arkadaşlar. Fakat ben bu pufları kullanmıyorum. Şunu söylemek istiyorum sadece. Bu çok kuru ciltlere uygun bir pudra değil bence. Wet n Wild'dan bahsediyorum. Wet n Wild birazcık kuruluk belli edebiliyor. Mesela burun kenarlarında birazcık tutunuyor şu kuru bölgelere özellikle. Kapatıcıyla çok iyi anlaşamadı mesela. Yani bu ürün fiyatına göre kesinlikle güzel. Çok kuru ciltlerin hoşuna gitmeyecektir. Ama kahve ve yağlı ciltliyseniz memnun kalırsınız diye düşünüyorum bu üründen de. Kontür olarak da bu Essence'ın çok sevdiğim kontür paletini kullanacağım. Bu arada Instagram'dan sordum hangi makyajı yapayım diye. Şöyle 4 tane makyaj göstermiştim. Bunlar Hindaş diye bir makyaj artistinin makyajları bu arada. Son zamanlarda deli gibi onun videolarını seyrettiğim için sormak istedim hangisine benzeyen bir şey yapayım diye. Gelen sonuçları söyleyeyim size. Lindsay Lohan'ın makyajı 11.326 oy almış. Diğerlerinin oyları da şöyle 1400, 1400, 1174 diye gidiyor. Yani 10 katı daha fazla istek aldığı için ben de Lindsay Lohan'ın makyajına benzeyen bir şey yapayım diyorum. Güzelleştirici bir makyaj bence bu.
Ve bir sürü kişinin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yani illa kızıl saçlı olmanız gerekmiyor bence bu makyajı beğenmek için. Önümüzdeki aylarda çok fazla düğün, işte mezuniyet töreni, balo falan da olacağı için bir sürü kişinin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Buna benzeyen bir şey yapalım diyorum. Tam anlamıyla aynısı olmasa da. Bundan esinlendiğim bir makyaj yapmayı düşünüyorum şimdi. Bu arada Hindaş demişken, Hindaş'ın paletlerini de aldım arkadaşlar. Fakat bunları açmadım. Bu Bitopsy paleti. Böyle Ombre Press Pigment palet diye geçiyor. Bunu hem göze hem de yüze kullanabiliyorsunuz aslında. Hem işte kontür yapmak için, hem bronzer, hem allık, hem de far paleti olarak kullanabiliyorsunuz. Çok kullanışlı geldi bana. Renkler falan da çok kullanışlı ve birbirleriyle çok güzel karışıyorlar deniyor. Ben henüz denemedim. Açıkçası kullanmaya da kıyamamışım gibi geliyor. Çok açık ve net. Onun için çok pahalı paletler. Şimdiye kadar aldığım en pahalı palet olabilir. 70 dolar gibi bir fiyatı vardı. Gerçekten çok pahalılardı. Bir de bu son çıkardığım Monochromance paleti arkadaşlar. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ve bunların hani parmakla swatchlanmaması gerektiğini söylüyorlar. Pudranın sertleşmesine neden oluyor, taşlaşmasına neden oluyormuş. O yüzden parmaklarınızla swatchlamayın deniyor. Ve internette gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çok pigmentli paletler değiller. Böyle yavaş yavaş arttırılabiliyor. Fodutmayan çok ince yapılı bir formülü var. Bunları merak eder misiniz bilmiyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Hani bunlarla da bir makyaj görmek isteriz diye. Hatta bir videoda işte Hindaş makyajı yapabiliriz yine isterseniz tabii. Ürünler hem çok pahalı hem de ülkemizde yok diye açıkçası şimdi bu videoda kullanmak istemedim. Dediğim gibi isterseniz yine yazın aşağıya başka bir sohbetli makyaj videosunda kullanabilirim bunları. Kaş ürünlerine gelelim. Pahalı tarafa Huda Beauty'nin bu Microshade Brow Pencil ürününü kullanacağım. Şöyle göstereyim, yani gördüğüm en ince, hani böyle tek tek kıl kıl çekebildiğiniz bir kalem bu. Gerçekten çok beğendim ürünü. Yine drugstore tarafı için de çok beğendiğim bir ürün. Deborah Milano'nun Micro Pencil ürünü. Bu da gayet ince. Tabii ki diğerinden daha kalın ama bu da iş görüyor. Gayet güzel bir kalem. Bu da bittikçe aldığım bir ürün. Bendeki rengi bu arada 02 rengi. Bu arada fondöten videosuna çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ederim hepinize. Bir yandan da şöyle yorumlar da aldım. Hani bu videoda işte yeterince high-end ürün yok şeklinde. Mesela işte Dior nerede, Estée Lauder nerede, NARS nerede, hiçbiri yok falan diye eleştiriler de geldi. Arkadaşlar yani 37 tane üründen bahsetmişim. Yeterince pahalı ürün yok diye şikayet eden olacağını hiç düşünmemiştim gerçekten. Yani pahalı ürünlere ne kadar çok meraklı kişi varmış. Onu bir kez daha anladım o videodan sonra. Renkleri biraz farklı. Bu birazcık daha soğuk alt tonlu bir renk. Bu birazcık daha sıcak. Birazcık daha kızıla kaçıyor. Bilginiz olsun. Bir de Deborah Milano'nun yapısı birazcık daha yumuşak. Hani kıyaslama yapmam gerekirse. Ama iki ürünü de severek kullanıyorum. Zaten belli oluyor kamerada da. Burası daha sıcak oldu bakın. Burası daha soğuk tonlu. Şöyle elimin üstünde de göstereyim. Şu Deborah Milano arkadaşlar. Bu da Huda Beauty'ninki. Yani renkleri yakın ama Deborah Milano birazcık daha sıcak. Charlotte Tilbury'den birkaç tane ürünü aldım. Bu Micro Precision Tinted Brow Gel diye geçen ürünü. Bunun çok övüldüğünü duyduğum için, bir de fırçası gerçekten incecik, minicik, yok gibi falan, yani göstereceğim size şimdi. Gerçekten incecik. Bunun içerisinde fiber dediğimiz lifler yok. Sadece kaşı birazcık boyamaya ve hani şekil vermeye yardımcı oluyor, o kadar. Rengi birazcık koyuymuş. Aslında bunu tek başına da kullanabilirsiniz sanki. Çok iyi olurmuş gibi geldi. Çok ince bir yapısı var sanki, hani sabitleyecekmiş gibi gelmedi ama aslında sabitliyor. Ama çok böyle hani kazık gibi yapmıyor kaşları. Anlatabilmişimdir umarım. Gayet doğal duruyor bence. Çok beğendim ben. Sadece rengi biraz koyu geldi bana. Ya da bazı yerlere biraz fazla mı sürdüm acaba? İlk defa kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Sanki volüm de verdi gibi hissettim. Yoksa renginden dolayı mı bilmiyorum ama. Light markasının My Brows Tinted Brow jelini kullanacağım. Bunun da fırçası hiç fena değil aslında. Sadece birazcık kalın. Küçük ama kalın bir fırçası var. Fakat bu da volüm veriyor. Çok güzel volüm veriyor. Evet. Bunun rengi bana daha uygun. Onu da söylemiş olayım. Diğeri biraz koyu geldi. Ama kullanılır gene. Özellikle Charlotte Tilbury'yi mesela tek başına kullanmayı tercih ederim. Hani böyle kaş kalemiyle değil de. Bazı günler kaşlarımı mükemmel yapıyorum. Bazı günler yapamıyorum. Bugün ortalama oldular. İtiraf etmem gerekirse. Bugün çok güzel olmadılar yani.
Bugün kötü kaş günümdeyim. Kabul edelim ve devam edelim. Şimdi şunları deneyelim mi? Keko'nun yeni çıkarmış olduğu şu koleksiyondaki göz ürünlerin, göz parlarını deneyelim beraber. Bunların hepsini ben kendim aldım bu arada. Yani PR hediyesi falan değildi. Keko'nun göz parlarını ben çok beğeniyorum zaten. O yüzden bunları da beğeneceğimi tahmin etmiştim. Bu sanırım doğum günü koleksiyonumuz. Keko'nun 25. doğum günü olması lazım. İki farklı yapıda göz parları ilgimi çekti. Bir magnetic eyeshadow diye geçen bu manyetik etkisi var. Üstüne göstereceğim size birazdan. Bir de color shock eyeshadow diye geçen. Bunlar krem formunda göz parları. Manyetik diye geçen de toz formunda. Ama çok kremsi bir yapıları var gene. Onları da göstereyim. Önce color shock shadow ile başlayalım mı? İki rengini almışım. 02 bir de 03 rengi. Renklerini ve isimlerini ekranda göreceksiniz. Ben şimdi swatchlarını elimin üstünde göstereyim size. Tabii ben bunları internetten aldığım için bunlar gelirken birazcık maalesef bozulmuş yani yapıları. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bu 02 enerjik kapı rengi arkadaşlar. Çok güzel bir yansıması var gerçekten. Bunlar sabitleniyor bu arada. Gözde de deneyeceğim ama elimde sabitleniyormuş gibi geldi ama gözde de bir denemek istiyorum. Bir de Rose in Gold rengi. Fakat Rose Gold gibi durmuyor. Gördüğünüz gibi daha böyle top gibi bir renk bu aslında. 03 Rose in Gold rengi arkadaşlar. İkisi de çok güzel gerçekten. Bugün bunu kullanabiliriz. Bu arada aklıma gelmişken bu renge çok benzeyen bir renk daha göstereceğim. Pastel'in Glow Liquid eyeshadowlarından 221 rengi arkadaşlar. Dreamland rengi. Evet, birazcık daha koyusu. Şu pastel arkadaşlar 221. Bu da Keko. Gördüğünüz gibi daha koyu ama çok benziyorlar. Parlamaları falan da benziyor yani. Bu arada bu Rose in Gold rengine benzettiğim renkleri de göstereyim size. Charlotte Tilbury'den şöyle bir kalem aldım. Ben buna bayıldım. Bunu aslında önce annem aldı. Annemin gözünde aşık oldum. Yani dedim ki bu ne ya, ben de alacağım bundan. O kadar güzel duruyorduk ki annemin gözünde. Annem bu tarz renkleri çok fazla kullanıyor. Daha koyu ama yine o top rengi diyebileceğimiz kategoride. Bunu dağıtabiliyorsunuz da. Dağıtınca da çok güzel oluyor. Şöyle dağıtınca. Görüyor musunuz? Birazcık daha benzedi. Tam böyle hani hafif bir göz makyajı yapıp çıkmalık. Çok fazla bir şey yapmanın da gerek yok. Basit bir makyaj yapmak istediğin zaman çok güzel duruyor. Bir de yine benzer aileleri olduğunu düşündüğüm Keko Milano'nun Long Lasting Eyeshadow 05 rengi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya çok benziyorlar. O yüzden göstermek istiyorum. Gerçekten benziyorlar yani. Şöyle dağıtabiliyorsunuz da. Birazcık daha kahverengi, daha sıcak kalıyor. Arkadaşlar bunlar yalnız bayağı çıkmıyorlar ya. Şu anda misal suyla çıkarmaya çalışıyorum. Çok zor çıkıyor. Bayağı dayanıklılar, bilginiz olsun. Şu manyetik parları da göstereyim elimin üstünde. Şöyle değişik bir dokusu var. Yani toz formunda ama çok kremsi bir yapısı var. Gerçekten hayran kalmamak elde değil yani. Şimdiye kadar kullandığım hiçbir ürüne de benzemiyorlar. Bu da şahane bir top rengi ya. Bu renkler inanılmaz güzel gerçekten. Bu 01 rengi arkadaşlar. Bu daha simli diğerine göre. Bu 02 rengi. Bu daha sıcak ve yeşile kayan bir yapısı var farkındaysanız. Bu da birazcık daha lilaya kayıyor. Ay çok güzel gözükmüyor mu ya? Çok güzel bir kahverengi bu. Fakat birazcık bordoluk var gördüğünüz gibi. Yani üçünü de ben hani günlük hayatta çok rahat kullanırım. Böyle tek başına sürüp çıkarım diye düşündüm. İnternette swatchları bulmak gerçekten çok zor. Ben dolandım yani. Buna yardımcı olur size diye düşünüyorum. Eğer internetten alışveriş yapıyorsanız benim gibi. Bunu bütün göz kapağına geçeceğim. Fırçayla sürmek çok mantıklı mı bilemedim. Parmakla daha güzel dağıtılıyor arkadaşlar. Gölde daha şampanya rengi gibi duruyor. O kadar böyle macan rengi gibi durmuyor açıkçası. Ben birazcık daha macan durur diye düşünmüştüm ama sabitleniyor. O yüzden biraz hızlı çalışmanız gerekiyor bu farlarla, bilginiz olsun. Acaba bu pastelinki daha mı iyi olurdu ya? Pasteli geçeceğim çünkü bu birazcık daha koyu. Lindsay makyajındaki rengi daha çok benziyor. Evet, şimdi birazcık daha macan rengi gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu gerçekten çok güzel bir far ya. Yani uygun fiyata bulabileceğiniz en iyi likit farlardan bir tanesi gerçekten.
Pasteninki bu arada konuki kadar kalıcı değil. Daha çabuk çıkıyor. Ama renk olarak harika. Gerçekten tam aradığım renkmiş bu. Bunu da kenarlara geçeceğim. Kenarları dağıtıyorum arkadaşlar. Herkese bir kez daha bakıyorum. Benimki birazcık soğuk kaldı galiba. Gözümün altına da geçeceğim aynı renge. Pastelin likit fırını gözümün altına da birazcık geçeceğim. Birazcık bronzer kullanmam gerekiyormuş gibi geldi. Gözü de ısıtacağım aslında bununla. Bunlar böyle bir setten çıkan fırçalar. O seti de bırakacağım aşağıya. Ya şöyle aslında göstermek istiyorum. Yakından baktıkça parıltılar daha iyi belli oluyor ve bu kadar soğuk attığını gözükmüyor. Uzaktan daha soğuk attığını gözüküyor. Görüyor musunuz? Sanki duochrome gibi aslında. Farklı açılardan daha farklı çıkıyor. Bu özellikle şu kullandığım manyetik far. İnanılmaz güzel bence. Çok boyutlu gözüküyor yani gözde. Mesela şu şekilde baktığınız zaman daha kızıl gözüküyor. Bu şekilde baktığınız zaman daha koyu gri gözüküyor. Ben çok beğendim bu farları bu arada. Kombinasyon da hoşuma gitti. Şimdi bir tane daha yeni bir ürün deneyeceğim. Charlotte Tilbury'den Pillow Talk Eyeliner ürünü. Pillow Talk serisi çıkarmış yeni. Bu da çok güzel bir kalem. Böyle bir kızıl kahve. Güzel bir kalem. Buna bir muadil bulursam ben sizinle paylaşacağım. Yani şu anda elimde buna benzer bir ürün yok. Hiç bu renk göz kalemim olmadı. Daha böyle bordo renkli kalemlerim var. Kahverengi kalemlerim var ama bu tam ikisinin ortasında. Güzel bir sıcak kahve aslında. Bu jel yapıda olduğu için sabitleniyor. O yüzden dağıtmama gerek kalmayacak. Bunu da ilk defa deniyorum bu arada. Bunu da annem aldı önce. Annemin gözünde çok beğenince ben de aldım. Çok beğendim kalemi. Çok da kalıcı yani. Annemin gözünde böyle bütün gün kaldı yani. Hiç kıpırdamadı öyle diyeyim. Buna muadil bir şey bulursam dediğim gibi paylaşırım. Bu videolar için de faydalı olur diye düşündüm. Instagram'da Reels olarak paylaşırım sizinle. Şimdi yine yeni almış olduğum bir ürüne devam edeyim. Pillow Talk maskarayı aldım. Şu aslında çok övülen bir ürün değil. Fakat fırçası tam benim beğendiğim gibi olduğu için denemek istedim. Plastik ve böyle incecik fırçaları çok sevdiğim için bunu bir denemek istedim açıkçası. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle baktığınız zaman yassı. Değişik bir fırça yani. Bunu herkes sevmez tahmin ediyorum. Zaten çok iyi yorumları yok. Baktığınız zaman çoğu kişi ürünü yerden yere bulmuş. Bu tarafa bolisi deneriz. Her zamanki favorim. Bu tarafa bunu deneyelim şimdi. Neden sevilmediğini çok iyi anladım. Çünkü volüm veren bir maskara değil. Hiç volüm vermiyor hatta. Ama tek tek ayırıyor. Ben hayatımda o kadar tek tek ayıran maskara denemedim sanırım. Şu anda ikinci katı falan geçiyorum. Volüm vermesi daha iyi oldu. Onu söyleyebilirim. Bolis'in maskarasına benziyor. Fakat Bolis bu kadar tek tek ayırmıyor. Birazcık daha yapıştırıyor kepikleri. Bu daha fazla volüm veriyor. Ve birazcık kepikleri yapıştırabiliyor. O yüzden herkes sevmiyor bu ürünü biliyorum. İnce ve kısa kirpikler daha çok seviyor benim gibi. Fark ettiyseniz bu taraf daha yoğun gözüküyor. Mesela bu maskarayı alt kirpiklerde çok beğenmiyorum. Çünkü yapıştırabiliyor. O yüzden üst kirpiklerde daha çok seviyorum açıkçası bu maskarayı. Ama iki tarafta iyi gözüküyor şu anda bence. Bir tane ürün göstereceğim şimdi. Ben bu ürünü açıkçası çok övüldüğü için aldım. Ve pişman olmadım aldığım için. Çok memnunum ki almışım dediğim bir ürün. Fakat elimde çok benzer muadilini buldum. Ben size de şimdi göstereceğim hangi ürünün olduğunu. Bu arkadaşlar Bobbi Brown'un Illuminating Bronzing Powder. Antigua rengi arkadaşlar. Şimdi bu allık gibi bir renk fark ettiyseniz. Fakat bronzer diye geçiyor. Bunu özellikle Bobbi Brown çok açık tenler için tasarlamış. Yani açık tenler biliyorsunuz çok fazla bronzer kullanamıyor. Çok çamur gibi durabiliyor. Çok sıcak durabiliyor. Bu birazcık daha soğuk alt tonlu bir bronzer ve hafif pembelik var farkındaysanız.
çok pembe gözüküyor. Fakat yanağı söndüğünüzde daha sıcak bir renge dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi bu tarafa sürelim bunu. Görüyor musunuz? Bronzer gibi duruyor gerçekten. Fakat nasıl diyeyim? Yani çok güzel bir ton yakalamış bence gerçekten. Eğer bronzer sevmiyorsanız buna bir şans verebilirsiniz bence. Çok beğendim ben bu ürünü. İlginç bir şekilde soğuk alt tonlu gibi gözüküyor. Fakat ısınıyor cilde. Ve bronzer'dan daha güzel duruyor bence cilde. Farkında mısınız? Çok sıcak durmuyor. Çok sarı durmuyor. Soğuk alt tonlu bir kişiyseniz ve bronzer kullanmak istemiyorsanız bu tarz bir ürün aradığınız ürün olabilir. Şimdi aynı façadan iki tane var. Bunu alıyorum. Ve size bunun muadilini gösteriyorum arkadaşlar. Pastel Crush Blush 302 rengi. Aynısı. Panda o kadar benzemiyorlar. Bu daha sıcak. Bu daha soğuk gözüküyor. Ama yanakta çok benziyorlar. Hem swatchlarını göstereyim hem de yüzde duruşlarını göstereyim size isterim. Yani bunu anlamanızın imkanı yok. Aynı gözüküyorlar gerçekten. Yani bu muadili keşfetmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu bitirdikten sonra tekrar bunu almayacağım. Pasteli almaya devam ederim. O kadar güzel ki, o kadar güzel bir ara ton ki ya bu. Gerçekten bir sürü kişiyi çok memnun edeceğini düşünüyorum yani. Daha yoğun swatchlarını da göstereyim ki size. Şu gördüğünüz pastel 302, bu gördüğünüz Bobbi Brown Antigua. Şimdi bu daha parlak yapı, daha fark etmişsinizdir. Birazcık daha parlak bir yapısı var. Ve birazcık daha pembe mi desem? Birazcık daha pembe, bu birazcık daha şeftaliye kaçıyor. Ama yanakta gerçekten ayırt etmeniz çok zor. İkisinin de yapısı incecik. Bir de yine koleksiyonu karıştırırken şunu gördüm. Kiko'nun Blossoming Beauty, bu yeni çıkarmış olduğu bahar koleksiyonunu zannediyorum. Bu da birazcık andırıyor. Şöyle çok benziyor ve bu da saten yapıda. Yani bu limitli koleksiyon olduğu için çok paylaşmak istemedim. Hani ilade edecek kişiler için. Bir de bunun fiyatı çok ucuz değil. Bunun da yüzde duruşunu ben çok beğenmiyorum. Bilginiz olsun, eğer Kiko'dan hani yeni koleksiyondan ne alayım derseniz kesinlikle bu aldığa bakabilirsiniz bence. Şimdi ben bir de allık kullanacağım. Ve yine bir muadille devam edelim. Natasha Denona'nın bu Mini Bloom Glow Powder Blush. Hem aydınlatıcı hem de allık gibi aslında bu. Şöyle bir rengi var. Çok canlı gözüküyor. Çok güzel bir canlı mercan rengi bu. Böyle Nars Orgasm havasında biraz. Bunu sürdüğünüz zaman çok böyle aydınlatıcı sürmenize gerek kalmıyor aslında. Birisi daha canlı. Birisi daha az canlı ama ikisi de parlak yapıda. İkisini böyle hafifçe sürerseniz çok benziyorlar. Yani bu da mercan rengi fark ettiyseniz. Bu Natasha Denona. Bu da pastel. Yani birebir muadil değiller. Çünkü bir tanesi daha koyu renk, bir tanesi daha açık renk. Fakat doğrusunu isterseniz ben pasteli daha rahat kullanabiliyorum. Bu çok pigmentli geliyor bana çoğu zaman. Bu tarz pigmentli aldıkları birazcık daha böyle hani hafifçe sürebilmek için şu tarz bir fırça tercih ediyorum ben. Şimdi şöyle yukarıya doğru birazcık hani aydınlatıcı yerlere geçsin diye şöyle sürelim. Çok hafif sürmeniz yeterli, dediğim gibi çok pigmentli çünkü. Bu tarafa da diğerine sürelim. Şimdi diğerini daha yoğun uygulayabileceğim bir fırçayla sürüyorum. Çünkü bunun rengi daha açık dediğim gibi. Ama ikisi de parlak yapıda aldıklar oldukları için benziyorlar yanakta. Sürüyorum. Genelde aldıkları bu fırçayla sürmeyi tercih ediyorum ben. Bu da hafif parlıyor gördüğünüz gibi. Yani birebir muadil değil ama çok benzer olduklarını düşünüyorum. İkisini de çok severek kullanıyorum. Bu tarz bir parlak mercan rengi aldık arayışındaysanız ikisine de bakabilirsiniz bence. Özellikle bu mevsimde, bir de yaz mevsimde çok yakışıyor bu renkler. Çok aydınlatıcıya ihtiyaç yok bence artık ama çok acıcık böyle şuraya face gloss gibi bir şey geçeceğim. Şimdi bu tarafa Chanel'i uygulayacağım arkadaşlar. Bu benim en beğendiğim aydınlatıcı diyebilirim. Yani piyasadaki en iyi aydınlatıcıların başında geldiğini düşünüyorum. Essential Bone diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu transparan rengi. Şöyle stick formunda bir ürün. Ben bunu çok acıcık parmağıma alıp şöyle şuraya hafifçe dokundurmayı seviyorum. Gerçekten transparan. Hiçbir rengi yok. Face gloss gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani cildim böyle daha parlak gözükmesini sağlıyor. Fakat çok ilginç bir ürün yani. Böyle yapış yapış yapmıyor cildi. Kuru ciltler bayılır bu ürüne. Benden söylemesi. Çok güzel bir parlaklık veriyor cilde ve içerisinde herhangi bir sim yok. Tek bir sim bile göremiyorsunuz. Tamamen böyle şeffaf yapıda bu ürün.
En sevdiğim uygun fiyatlı aydınlatıcı, krem aydınlatıcı olan Pastel'in Daylight Cream Highlighter'ını uygulayacağım. Bendeki 11 rengi arkadaşlar. Bunun bir tık daha fazla rengi var gibi sanki. Hani birazcık daha şampanya rengi gibi ama çok belli olmuyor cidden. Yani yine şeffaflaşıyor diyebilirim. Bu da böyle çok simsim durmuyor. Ama kesinlikle çok güzel bir aydınlık görüntü veriyor. İki ürünü de çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi bence muadil değiller. Bu birazcık daha glass skin gibi duruyor. Bu birazcık daha hani aydınlatıcı sürmüşsün gibi duruyor. Aradaki farkı anlatabiliyorumdur umarım. Fakat bu da tam bir fiyat performans ürünü bence yani. Bu fiyata kaçmayacak bir ürün. Böyle. Bu iki ürünü de göstermek istedim size. Şimdi dudak ürünlerine geçelim. Geçen videoda hatırlar mısınız? Size Pillow Talk lip liner göstermiştim. Geçen ay Revolution'un şoför rengini aldım. O gerçekten benziyormuş bu arada. Şöyle yan yana göstereyim. Tabii ki farklılıklar var. Pillow Talk birazcık daha pembe. Revolution birazcık daha kahverengi, daha nude kalıyor. Ama dudak da gerçekten çok benziyorlar. Şöyle iki tarafa süreceğim şimdi. Yapı olarak da bu arada benzerlik gösteriyorlar diyebilirim. Revolution'un yapısı da yumuşacık ve hafif sabitleniyor. Charlotte Tilbury de öyle zaten. Gerçekten benziyorlar bu arada. Dudakta pek ayırt etmek mümkün değil. Elimin üstünde de benziyorlar bence zaten. Çok hafif bir ton farkı var sadece. O kadar. Charlotte Tilbury'den birkaç tane ruj aldım. Onları da böyle bir test edeceğim. Muadillerini bulmaya çalışacağım sizin için. Pillow Talk'ınkini buldum. Onu paylaşayım. Bu klasik Pillow Talk rengi. Bir tane ruju var. Buna gerçekten muadil diyebileceğim bir ruj yani. Elimdeki en iyi dupe bu diye düşünüyorum. Çok benziyorlar dudakta. Dediğim gibi. Revolution bir tık daha sıcak sadece. Bir tık daha şeftaliye kayıyor diyebilirim. Charlotte Tilbury birazcık daha soğuk kalıyor ama diyorum ya dudakta çok ayırt etmeniz mümkün değil. Şimdi karşılaştırmasını yapalım. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten benziyorlar değil mi? Gözlerim beni yanıltmıyor yani. Gerçekten güzel bir kombinasyon. Bu makyajda yakıştı bu arada. Lindsay'in makyajındaki birazcık daha kırmızıya, birazcık daha dudak rengine kaçan bir renk. O yüzden bunu şimdi siliyorum. Başka muadiller göstereceğim size. NARS markasının bu Air Matte Lip Color'larından Dolce Vita rengini göstereyim size. Fotoğraftaki renge çok benzettim bunu. Böyle muz kıvamında bir ruj bu. Elimde çok fazla bu renkte ruj var gibi geldi fakat hepsi ona göre daha pembe ve daha kırmızı kalıyor. Bu birazcık daha kahvelik de içeren bir renk. O yüzden buna en yakın bulabildiğim ürün Sephora'nın Lip Blush'larından 12 numarası oldu. Yapı olarak da benziyor. Bu da muz kıvamında bir ürün. Bunlar bu arada Kore'de üretilmiş bu rujlar diyebiliyorum. Şimdi Sephora birazcık daha kırmızı gözüküyor kamerada. NARS birazcık daha kahvelik barındırıyor gibi gözüküyor. Fakat dudakta benziyorlar yani onu söylemem gerek. Bu arada daha uygun fiyatlı da bulabildiklerimi göstereyim. Hani buna en yakın bulabildiğim ürünleri göstereyim. Maybelline'in Ultimate More Blush rengi. Bunda birazcık daha mürdümlük var farkındaysanız. Bu da benziyor ama bayağı. Bir de yine uygun fiyatlı ürünler arasından Pastel'in bu Show Your Power Liquid Matte lipsticklerinden 605 rengi. Bu birazcık daha kırmızıydı öyle hatırlıyorum. Bir bakalım. Evet, birazcık daha kırmızı pembe kalıyor hatta ve daha koyu farkındaysanız. Ama daha hafif sürülebilir belki. Yani dört renkle benziyor bence. Dudakta hani yakın duruyorlar diyebilirim. Ama en çok benzeyeni Sephora. O yüzden şimdi bir tarafa NARS, bir tarafa Sephora'yı süreyim görmeniz için. Bunun fırçası dağıtmak için de ideal bu arada. Çok hafif bir ton farklılığı var. Bu taraf daha kahverengi duruyor. Bu taraf daha canlı duruyor. Daha kırmızı duruyor. Ama arada ciddi bir fiyat farkı var. Yani siz karar verin. Çok acıcık dağıtalım bunu. Daha parlak bitişli gözüküyordu. Daha o yüzden üzerine bir de gloss geçeceğim. Bu Maybelline'in Lipter Gloss'larından Topaz rengini kullanıyorum arkadaşlar. Dudak rengini birazcık koyultmak istedim nedense. Şu iç tarafa şu Pastel'in 605 numarasını geçiyorum. Evet şimdi tabii Lindsay'nin çok güzel çilleri var. Ben de çil yapabilirim kendime diye düşünerekten. Bu L'Oreal'in bu spreyini aldım.
biliyorsunuz TikTok'ta da bayağı bir meşhur oldu bu. Viral olan ürünlerden bir tanesi çil yapmak için. Fakat ben bunu birkaç kere denedim. Beceremedim. Çok kötü gözüktü yani. Çok dengesiz, çok nasıl diyeyim. Şöyle elimin üstünde göstereyim bunu. Bakar mısınız? Yani çok kocaman kocaman damlalar da gelebiliyor o yüzden. Yani şimdi bütün makyajımı bozacağım diye o kadar korkuyorum ki. Çünkü birkaç kere denedim ve mahvoldu yani. Makyajımı komple silip baştan yapmak zorunda kaldım. Şimdi kendime çil yapacağım. Ama pastelin çil kalemiyle yapacağım arkadaşlar. Çok abartmayacağım. Tabii linseyin bir sürü çili var. Bütün yüzüne yayılmış. Lütfen beni yerden yere vurmayın. Bunu yapıyorum diye. Makyaja benzetmek istediğim için yapıyorum. Tamam mı? Bu görüntüden nefret edenler olduğunu biliyorum. Özür diliyorum. Bundan önceki makyajı bitmiş kabul edersiniz siz. Gerçekten geçen videoda yerden yere vuranlar olmuştu. Niye çil yapıyorsun, ne gerek var diye. Makyaja benzetmeye çalıştığım için oldu mu? Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Böyle bu tarz boğa dil videolarına devam etmek istiyorum elimden geldiğince. Hatta sadece dudak ürünlerinin muadilleri olduğu bir video çekmek istiyorum. İlginizi çekerse yazın aşağıya. Bir sürü benzer ürün var çünkü elimde. Benzer özellikle, o yüzden. Bir sonraki videoya umarım hediyelerinizi yetiştireceğim bu arada. Bu videoyu yetiştiremedim maalesef. Çünkü birkaç tane eklemek istediğim daha hediye vardı. Onların gelmesini bekliyorum. 6 tane paket hazırladım. Onları da bir sonraki videoda duyuracağım. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.